Güne bakış, Bitcoin 38 bin dolara yaklaşıyor diyor. Bunun üstünde duracağız. Dün yaşananlar ve şu anda piyasadaki olaylardan bahsetmeye çalışacağız. Piyasa genelinden konuşacağız. Güncel fiyatlar, öne çıkanlar diyor. Bitcoin bu sabah Mayıs 2022'den beri ilk kez 38 bin dolara ulaştı. Daha doğrusu geçti. Tabii Mayıs 2022'deki seviyelerin geneline baktığımızda bunlar da hala net bir kırılım ve ilerleme. Yani o zamanlardaki fiyatlar şu an için çok sıkı bir fiyat aralığı içerisinde bulunduğu için bu noktada tam bir kırılım kesin olarak gerçekleştirilemiyor. Ve belli başlı noktada rötar olabiliyor. O yüzden uzun zamandır yapılan rekor yukarı hareketler bir türlü net kırılımlarla istikrarlı rallilere sizin de gördüğünüz gibi dönüşmüyor. Fakat dönüşecek. Evet. Kısa sürede tekrar düşmüş olsa da bazı gözlemcilerin kısa vadeli yükseliş gördüğüne dair yaptıkları açıklamalar kripto para birimini %1,5 artırdı. Örneğin Trader VandePop Twitter paylaşımında Bitcoin için bir sonraki adımın 40 bin dolar olduğunu söyledi ve şöyle yazdı. Yavaş yavaş yeni bir direnç noktasına doğru ilerliyoruz. Potansiyel olarak 38 bin doların üzerinde gerçekleşecek bir kırılma sırada 40 bin dolar seviyesinin olduğunu gösteriyor. Ether ise gün içerisinde %2'lik bir değer kazanarak diyor 2100 dolar civarı ilerliyor. Aynı zamanda VandePop bu kısma niye almadıklarını bilmiyorum ama aynı zamanda yani Michel VandePop yapılan son açıklama yani yaptığı buradaki açıklamasıyla da birlikte yaşanacak yükselişlerin 46 bin dolarlara kadar ilerleyebileceğine yönelik yine söylemlerde bulunmuştur kendisi ki ben de buna katılıyorum. Şu an piyasa akümülatif davranmaya devam ediyor. Doğrudur. Ortalama 40.600 diyorum, 34.600'lere ulaşacak olan potansiyel bir BTC'nin ardından, günlük de EMA'nın ardından BTC fiyatlarındaki üst üste gelecek olan yükselişler 45 binlere kadar devam edecektir. Şu anda piyasadaki durum bu şekilde. JP Morgan Perşembe günü yayımladığı araştırma raporunda Trust'ün ETF'e dönüşeceğini umut eden yatırımcıların Grayscale GBTC hissesi almaya devam ettiğini söylüyor diyor. Doğru. Haziran'dan bu yana bildiğiniz üzere GBTC'nin ETF'le arasındaki varlık, daha doğrusu arasındaki bu meblağ fiyat farkı olabildiğince azalma hareketi kaydetti. Bu noktada fiyatlar birbirini tutmaz iken ve birbirlerine yakın bile değilken GBTC, BTC'nin gerçek fiyatından çok daha düşük fiyatlamalar gerçekleştiriyorken BlackRock'un yapmış olduğu başvuru devamındaki pek çok fazla olaydan kaynaklı olarak da ne oldu? Arasındaki fark gitgide daha fazla azalma kaydetti ve yine günün sonunda bu noktadaki pozitifliği görmüş olduk. Yani şu anda Grayscale gayet sağlam ve güzel bir şekilde hareketi sürdürüyor. Beklentiler de yüksek. Rapora göre yılın başından bu yana GBTC'ye 2,5 milyar doların üzerinde para yatırıldı. Ancak Nicolas liderliğindeki analistler bu yatırımların ETF umutlarıyla yapıldığını, ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu tarafından verilecek bir olayın Trust'un zararlı olacağını ve 2,7 milyar doların çekilebileceğini belirtti. Bak, bu şimdi şöyle bir durum. Bu nasıl bir bakış açısıyla olur? Bulunduğumuz noktada zaten ETF'e dönüşeceği için aynı şeyden bahsediyoruz aslında. İki, daha iyi bir yere geçiş mantığında yatıyor olabilir. Dolayısıyla ya bu şekilde bir durumdan söz ediyor olabiliriz. Ama bunun olma ihtimali düşüktür. Bu biraz bana şey gibi geldi açıkçası. Nasıl diyeyim? Komplo teorisi gibi geldi yani. Çok böyle akıllıca bir şey olarak görmedim. Diyor ki yargı mercinin resmi web sitesinde yayınlanan açıklamaya göre Karadağ başkenti Podgorica'daki bir mahkeme
Terra'nın kurucusu Duval'un Güney Kore veya ABD'ye iade edilmesini onayladı. Von Podgorica'nın havaalanında sahte belgelerle yakalandıktan sonra Mart ayında tutuklanmıştı. Bununla alakalı gün içinde önceki videolarda da biliyorsunuz ki konuşmuştuk ve durumla alakalı değerlendirme yapmıştık. Duval çok yüksek ihtimalle ABD'ye iade edilecek gibi gözüküyor. Zaten şu anda son merci Adalet Bakanı, yani Karadağ Adalet Bakanı bu noktada son sözü söyleyecek ve kendisi de büyük bir ihtimalle ABD'ye iade edileceğine dair açıklamalarda bulunmuştu. Bunun Terra coinleri için bir anlam ifade etmediğini de söyledik. Ada'nın da aynı şekilde Lunge'un da bu iki kripto paranın da Güney Kore tarafında bir emtia olarak en son geçtiğini, işlem gördüğünü, ABD'deki son yasalar gerçekleşen son yasalar çerçevesinde de yine bunların, daha doğrusu geçmeyen ama geçmesini beklediğimiz yasalarla birlikte bunların birer emtia olarak sayılması geleceğine ilişkin büyük aslında ne yapıyor? Bize fikir veriyor. Dolayısıyla bunlar günü geldiğinde zannediyorum ABD borsalarında yeniden listelenebilir ve problem yaşamadan devam edebilirler. İade ile ilgili nihai kararın Von'un Karadağ'da belge sahteciliği suçundan 4 ay hapis yatmasının ardından Karadağ Adalet Bakanı tarafından verileceği belirtilmişti. Von, ABD'deki mevcut sivil suçlamalara ve Güney Kore'deki TerraUSD'nin çöküşüyle ilgili devam eden bir soruşturmaya ek olarak ABD federal savcıları tarafından yapılan çok sayıda dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya. Ya suç da değil, adamın yaptığı şeyler ortada. Bakın diyorum ya, kanıtlandı. Bakmayın ABD SEC diyoruz. SEC ve Gary Gensler ekibi direkt adamın tabiri caizse foyasını ortaya çıkardı yani. Bununla alakalı başka bir şey söyleyemeyiz ki. Adamın foyası dediğim gibi ortaya çıktı. Ve zamanında yapmış oldukları bu dolandırıcılıklar ve bunu resmen kendi aralarında konuştukları da ortaya çıktı. Gizli bir şekilde. Ve artık bugün ABD'de yargılanacaklar. 2010'dan bu yana swift işlemlerinde kullanılan dolar, euro ve yuan'ın payını gösteriyor. Eskisi gibi olmadığı söylense, dönüp dursa da dolar finansal işlemlerde en çok kullanılan para birimi olmaya devam ettiğini açıklıyor. Deutsche Bank Research'ün verileri olarak karşımıza çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.